Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 14 Haziran 2023 günlerden Çarşamba. Yarın 15 Haziran 2023 günlerden Perşembe. Ben 15 Haziran 2023 Perşembe Ankara 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarışseverler, 15 Haziran 2023 Perşembe günü gündüz yarışları 10 koşuluk bir programdan oluşuyor. İkinci altılı ganyan programın 5. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşu olacak. Handikap 22 yarışıyla start alacak. Burada öncelikle şansı ben form durumunu çok beğendiğim El Corredor'un temsilcisi bugün Mehmet Akyavuz ziyaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Şanlıtay isimli safkana vereceğim. Son 3 yarışında biliyorsunuz Mehmet Akyavuz bu safkana ısrarla bindi. Bugün öncelikli şansı bu isme vereceğim. Yine 2 numaralı Igaozu Falls. Ardı ardına yaptığı birinciliklerle kumda kalitesini ispatlamış bir isim. Gökhan Kocakaya arkadaşımız da daha önce bu safkana hatırladığım kadarıyla son 2 koşusunu kazanmıştı. Evet, son 2 bindiği koşuyu da kazanmıştı. Bugün yine şanslı görünen safkanlar konumunda 2. sırada yer vereceğim. 2 numaralı Igaozu Falls'u yine bu iki safkan dışına çıkması durumunda son yarışlarında kendisini oldukça geliştiren 5 numaralı Kaptan Amerika bugün Müslüm Çelik idaresinde yine siklet avantajını kullanarak bu yarışa çıkacak. Üçüncü şansı bu ismi vereceğim. Yine altını çiziyorum arkadaşlar. Burası 4-2-5 şeklinde değerlendirilebilir. Sürpriz arıyorsak ben 3 numaralı White Spears isimli safkanı, evet tehlikeli jokeyi, başarılı jokeyi Hişman Çizik idaresinde bu koşuda sürpriz isim olarak değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 4 yarışıyla devam edecek. Bana göre günün en zor koşularından bir tanesi arkadaşlar. Son yarışını çok rahat kazanan bir Yücel vardı. Bugün 5 numaralı Yücel yine bu mesafede birinci şans vereceğim isim olacak. Özellikle mesafe biraz daha uzun olsaydı bu safkanı bugün Banko olarak yazacaktım. İlerleyen yaşına rağmen gerçekten çok etkili, çok güzel yarışlar yapıyor. 5 numaralı Yücel bugün Akın Sözen idaresinde özellikle etkili koşacağını düşünüyorum. Daha önce bir Akın Sözen arkadaşımız bu safkana binmişti. İlk şansı bu safkana vereceğim. Yine 8 numaralı Baba Arif. Esasında çok güzel, çok kaliteli bir safkan. Huysuzluk yapıyor. Bazı yarışlarda koşuyor, bazı yarışlarda koşmuyor. Ama koştuğu zaman da bu tip rakiplerini rahat geçmesini biliyor. Bugün Mehmet Akgöz idaresinde 8 numaralı Baba Arif'i de ikinci şanslı isim olarak değerlendireceğim. Yine 1 numaralı Can Oğlu Can. Evet arkadaşlar bir numaralı Can Olcan da Gökhan Kocakaya faktörüyle bu yarışa çıkacak. İlk 3 safkan içerisinde değerlendireceğim. Yine 10 numaralı Doru Yiğit. Evet 10 numaralı Doru Yiğit de form durumunu çok yükseltti. Bugün Emerald temsilcisine de Müslüm Çelik idaresinde şans vereceğim. Mutlak suretle altılara yazılması gereken isimdir. Yine 7 numaralı Öz Batu. Yine sürpriz arayan arkadaşlarıma da 4 numaralı Demir Nihat. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir isim. Bugün 4 numaralı Demir Nihat'ta sürprizci, bombacı arkadaşlarıma önereceğim safkanları. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geçeceğim. Arkadaşlar 3. ayak analizlerimi geçmeden önce yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi şablon şeklinde, sıralı olarak şablon şeklinde paylaşmaktayım. Grubumuzun aylığı 200 lira. Ancak 3 ve 6 aylık katılımlarda grubumuzun
aylığı bayağı düşüyor. 3 aylık katılım 400 lira. Yani aylığımız 133 liraya geliyor 3 aylık katılımda, ama 6 aylık katılımda da grubumuz 600 lira. Yani aylığımız da 100 liraya geliyor. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız 0532 601 54 86 numaralı telefondan bana ulaşabilirler diyerek ben altılı ganyanın 3. ayağına geçeceğim. Buraya özellikle tuttuğum safkanı banko vereceğim. Arkadaşlar belki burası karışık görünen bir ayak ama çok beğenim kazanan bir safkan olduğu için bugün ben riske etmek istiyorum. Eğer sizlerin başka bankosu varsa değerlendirebilirsiniz ama ben özellikle Baba Mevlüt'ün tayı 7 numaralı Sarnıç Bey'inin üzerinde bugün Mehmet Salih Çelik kardeşimizi gördüm. Özellikle öyle bir jokey aradığı kanaatini düşünüyordum. Mehmet Salih Çelik arkadaşımız çok farklı bir stilde biniyor ve bugün Mehmet Salih Çelik'i üzerinde görünce, sikletini de özellikle 52,5 kilo görünce, ben bu safkanı bugün banko yazmaktan yana şansımı kullanacağım ve 7 numaralı Sarnıç Bey'ini günün banko ismi olarak sizlere öneriyorum. Ve altılı ganyanın 4. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çin piste koşulacak handikap 16 yarışında yine son yarışını özellikle çok rahat kazandığını gördüğüm, özellikle bugün Gökhan Kocakaya idaresinde bize çıkacak Invincible Son'un temsilcisi 2 numaralı Asian Sprint bugün benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Vay Tuna Vay ardı ardına sert gruplarda koştu, ardı ardına güçlü rakiplerinin yanında koştu. Biliyorsunuz Sayın Ömer Alaçam antrene ediyor bu safkanı. Form durumu çok yüksek ve bu safkana da dikkat diyerek ilk iki safkan içerisinde değerlendireceğim. Yine bu iki safkan dışına at arıyorsanız, özellikle ufak tefek yapısına rağmen güçlü eşkaliyle, güçlü aksiyonlarıyla beğenimi kazanan 4 numaralı Mila'da yine güçlü jokeyi Hişman Çizik idaresinde sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim sürpriz ismi olacaktır sevgili yarışseverler. Ve altılı ganyanın 5. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak Made in yarışıyla devam edecek. Burada da yine Aprove temsilcisi 2 numaralı Kılıç Ağam idman pistinde özellikle akışıyla çok beğenimi kazandı. Bugün Hişman Çizik arkadaşımız üzerinde bugün Aprova temsilcisi Scarface torunu 2 numaralı Kılıç Ağam'ı ilk şanslı safkan olarak önereceğim. Yine idman pistinde çok beğenimi kazanan bir safkan Lionheart temsilcisi 6 numaralı, evet, Kosmadeyanskaya isimli safkanı da ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı Margin Call Gökhan Kocakaya idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine bütçe durumunuza göre 1 numaralı Aslan Yürekli isimli safkanı da bugün kuponlarımızda değerlendirebiliriz. Altılı Ganya'nın son ayağı programın kapanış koşusu 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Bugün sizlerden yine bir şey rica edeceğim arkadaşlar. Özellikle izlemekte olduğunuz bu videoya beğeni atarsanız, yorum yazarsanız, aynı zamanda izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olursanız hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler diyerek altılı ganyanın son ayağı. Evet arkadaşlar, burada da yine takibimdeki safkan, özellikle galoplarındaki eşkalini, yapısını, nefesini beğendiğim 3 numaralı Las Fatih. Evet, Orçun temsilcisi Las Fatih'i bugün Akın Süzen idaresinde öncelikli şanslı isim olarak değerlendireceğim. Yine 4 numaralı Özar'ın Müslüm Çelik idaresinde yine Turbo temsilcisini ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Demir Bike, 5 numaralı Gök Kara ve 8 numaralı Kılıç Osman. Evet, sırasıyla sizlere önereceğim isimler olacaktır. Hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımıza beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine nokta dahi olsa bir yorum yazarsanız kanalımız adına iyi olacaktır. Çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim.
Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.